Genelleştirilmiş integralde limit karşılaştırma testi örnek soru 3. Bu videomuzda genelleştirilmiş integralde karşılaştırma testlerine bir örnek soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Birden sonsuza x bölü karekök içinde 1 artı x üzeri 6 dx integralinin yakınsak mı yıraksak mı olduğunu belirleyiniz. Karşımıza gelen genelleştirilmiş integrale baktığımızda İçindeki ifadenin integralinin alınmasının pek mümkün olmadığını bakar bakmaz fark etmeli ve yakınsak mı ıraksak mı olduğunu belirlemede karşılaştırma testlerine başvurmamız gerektiğini anlamalıyız. Biz burada limit karşılaştırma testiyle tabii ki bu sorumuzu çözeceğiz. Doğrudan karşılaştırma testi de bunun yakınsak mı ıraksak mı olduğunun belirlenmesinde isteyenler tarafından kullanılabilir veya denenebilir. Şimdi bu şekilde bir soruda limit karşılaştırma testi uygulama aklımızdan geçtiyse ilk olarak bununla karşılaştırmamız için davranışını bildiğimiz bir genelleştirilmiş integral üretmeliyiz. O da şu şekilde olacak. Bu ifadenin payındaki x ile paydasındaki karekök içindeki x üzeri 6'yı alıp bir p integrali üretebileceğimizi görmeliyiz. Birden sonsuza x bölü karekök içinde x üzeri 6 dx. Birden sonsuza x üzeri 6 karekök içinden dışarıya x üzeri 3 diye çıkar. Birden sonsuza 1 bölü x kare dx'e ulaşırız. Bu da bir p integrali ve p'si de 2. P 2. Eğer ki p birden büyükse bu genelleştirilmiş integralin yakınsak olduğunu anlarız. Bu p integralimiz yakınsaktır. Şimdi limit karşılaştırma testine geçiyoruz. Limit karşılaştırma testi. Limit x sonsuza giderken ne olduğunu aradığımızı yukarı, yani yakınsak mı ıraksak mı anlamında ne olduğunu aradığımızı 1 artı x üzeri 6 bölü bildiğimizi aşağıya. Ters çevirirsek, burada dx yanlışlıkla yazdım. Ters çevirirsek limit x sonsuza giderken x küp bölü karekök içinde 1 artı x üzeri 6'ya ulaştık. Öncelikle şu karekökün içinde bir x üzeri 6 parantezini alıp şu karekökün içini sadeleştirelim, basitleştirelim. Limit x sonsuza giderken x küp bölü karekök içinde x üzeri 6 parantezine çekersek 1 bölü x üzeri 6 artı 1 elde ederiz. Buradaki x üzeri 6 1 bölü x üzeri 6 0 eder ve karekökün içinde x üzeri 6 kalır, o da dışarıya x üzeri 3 olarak çıkar. X küp bölü burada karekökün içinde x üzeri 6 kaldı, o da dışarıya x küp olarak çıktı. Bunlar da birbirlerini götürürler ve limitin sonucunu limit x sonsuza giderken 1 kalır içeride. Sadeleşmenin sonucunda bunun sonucu da 1 çıkar. 1 sıfırdan büyüktür ve 1 sonsuz değildir. Bunun sonucu iki seride aynı davranışı. Seri derken yanlış söyledim. İki genelleştirilmiş integralde aynı davranışı gösterir. Bununla bunun davranışı aynıdır. Bunun yakınsak olduğunu biliyorsak bu da yakınsaktır. 2 genelleştirilmiş integral de yakınsaktır. Birden sonsuza x bölü karekök içinde 1 artı x üzeri 6 dx yakınsak. Eğer ki bu ıraksak çıkmış olsaydı,
Bu da ıraksak çıkmış olacaktı. Çünkü sonuç limitin sonucu sıfırdan büyük ve sonsuza eşit çıkmadı. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.